Merhaba sevgili dostlar. Bugün siyasetçi kimdir konusunu ele alacağız. Siyasetçi kelimesine bakalım. Siyasetçinin ilk başına baktığımız zaman seyis etimolojide ne anlama geldiğine bakalım. Burada seyis at terbiyecisi anlamına geliyor. Bir başka anlamı da yönetici anlamına. Ama ilginçtir. Seyisin at terbiyecisi olması ve bunun siyasete evrilmesi biraz bizim ilgincimize gidiyor. Politikacıya baktığımızda yine Batı dillerinden geçme olan siyasetçinin politikacı olan karşılığına baktığımız zaman oradaki polis sözcüğü de antik Yunanca'dan polis sözcüğü. Polis ise bir şehirdi, bir kaleydi, surlarla çevrili bir şehir anlamına geliyordu. Yani şehirli olan aslında demek. Şimdi burada baktığımızda bir insanın neden siyasetçi olmak istediğine bakalım. Kimisi bunu kişisel hırsları ve arzuları ve güç isteğinden yapmış olabilir. Kimisi çıkar sağlamak, çevre sağlamak amacıyla yapmış olabilir. Kimisi de sadece ne bileyim adalet getireceğim, ülkeyi huzurlu ve refahlı bir hale getireceğim demek isteyebilir ve bu uğurda mücadele edebilir. Tabii bunlar farklı farklı, çeşitli çeşitli bu isteklerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki halk siyasetçiden ne ister? İnsanlar politikacılardan güvenlik ister, asayiş ister, mal güven, can güvenliği ister. Kendi seslerinin duyulduğu, endişelerinin giderildiği bir ortam ister. Dolayısıyla genel çizgi itibariyle asıl istenen refah, huzurlu, mutlu bir ülke, güvenliğinin sağlandığı bir ülke olmasını ister. Çünkü politikacının aldığı kararlar ülkeyi etkilemektedir. Ve politikacı bu bakımdan şeffaf olmalıdır ki halk demelidir ki bu politikacı benim hakkımda nasıl kararlar alıyor? Bunu bilsin ki endişeleri gitsin, kafasındaki şüpheler gitsin. Fakat bu şeffaflık ortamı olmadığı için insanların iktidarlara güvenleri kalmıyor. Dolayısıyla iktidar da halkın güvenini sağlaması için bir takım retorik hitabet ustalıklarına başvuracaktır. Bunu ileride geleceğiz. Siyasetçinin olumlu yönlerine bakalım. Siyasetçiler toplum barışını sağlayabilir, huzurlu bir ülke inşa edebilir. Dış ülkelerle anlaşmalar daha güvenli bir dünya yapabilirler. Mesela karbon salınımı var değil mi? Bu iklim konusunda anlaşmalar imzalayabilirler ve küresel ısınmayı durdurabilirler. Savaşları durdurabilirler. Savaşları en askeri düzeye indirgeyebilirler. Krizleri yönetebilirler. Efendim deprem olur, sel olur. Buradaki ekonomik kriz olur. Buradaki kriz anlarında ciddi kararlar alarak, önemli kararlar alarak ülkeyi tekrar istikrarlı bir hale getirebilirler. Yolsuzluklarla, suçlarla mücadele edebilirler. Halkın ülkesine umutla bakmasını sağlayabilirler. Şimdi olumsuz yanlarına bakalım. Kararların kapalı kapılar ardında alınması aslında şeffaf bir biçimde alınmaması demektir. Bu da halkın şüpheye güvensizliğe düşmesi demek olacaktır. Siyasetçiler sonuçta oy kazanmak isteyecekler değil mi? Çünkü bir iktidara gelmişler ve iktidarda bir takım çevreler edinmişler. Bir takım kurumlarda kendilerini yerleştirmişler ve bunun devam etmesini istiyorlar. Çünkü eğer giderlerse oradaki güçleri yapmak istedikleri, yapabildikleri aslında ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla siyasetçiler iktidara gelebilmek için veya kendi tabanlarını tutabilmek için sahte vaatler verebilirler. Akılsızca vaatlerde bulunabilirler. Mesela bazı ülkelerde deprem kuşağında olan ülkelerde imar aflarının verildiğini duydum. Ve bu ülkelerde 40 yaşında emekli edildiğini duydum. Fakat ben bunlara pek inanmadım ama sağlam bir kaynak böyle bazı olmaması gereken yöntemlerin yapıldığını söyledi ve bunun uygulandığını söyledi. Tabii biz bu durum karşısında şaşırdık kaldık. Tabii politikacı bundan sonra ne yapacaktır? Halkın üzerine ağır vergiler yapacaktır. Çünkü sahte vaatlerin bir sonraki getirisi çok ağır olacaktır. Tabii bu gibi olaylarda halkın eğitimli olması gerekiyor. Eğer halk eğitimli olsaydı arzuların peşinden koşmazdı. Akılsızca bu gibi yöntemleri elde etmek arzusuyla yanıp tutuşmazdı. Fakat sonuçta bu arzular onun bir nevi aslında uzun vadede sıkıntılar girmesine sebep olacaktır. Çünkü belli bir kasada para var ve bu paranın harcanması gerekecektir. Ve baktılar ki kasada para yok, harcanacak bir durum da kalmıyor. Ve artık vergiler ve ağır kemer sıkma politikaları devreye girecek. Ama eğer siyasetçi halkın aklıyla yaşamasına izin verseydi o zaman da şiirle şarkıyla artık hitabetle insanları kandıramayacak. Çünkü arzularıyla yaşayan halk bir şekilde şarkıyla, sözle, hitabetle, güzel sözlerle bir takım çizgilere getirilebilir. Doğru. Fakat aklıyla birey kendi kararını alabilseydi eğer bu takım oyunlara kanması çok zor olacak. Siyasetçi kendisini ve partisini öyle bir yüceltecektir ki bu siyasetçinin olumsuz yönlerine bakıyoruz. Her şey sanki kadirmiş gibi kendini gösterir. Dolayısıyla dehşet şekilde yüceltilmiş parti artık yani parti o kadar çok yüceltilecek ki artık ülke iyiliğinden çok yani esası iyiliği olması gereken bir durum değil de parti iyiliği adına çalışılacak. Ve böylece bizler ve ötekiler durumuna geçilecektir. Çünkü başka ülke artık yönetilemeyecektir. Bu modele geçilecektir. Bizler ve ötekiler. Dolayısıyla burada ideoloji ve hitabet, retorik pompalanacaktır. Gerçekler değil, algılar pompalanmaya başlayacak. Şimdi dolayısıyla iki grupta siyasetçinin bu oyunlarıyla birlikte agresif hale gelecektir. Ülkenin kendi
öz evlatları birbirlerine düşman gözüyle bakacaktır. Birbirine akılsız gözüyle bakacaktır. Birbirine güvensizlik havası içerisinde bakacaktır. İnsanların duygusal zaaflarına dokunarak, siyasetçilerin olumsuz yönlerinden bahsediyoruz. Duygusal zaaflarına dokunarak onları etkiler, kendi tarafına çeker. Onları korkulara ve ön yargılara hapseder. Bu da sağlıklı bir toplum oluşmasını engelleyecektir. Yani birlikte hareket edebilme, huzurlu, yarınlara umutla bakabilecek bir toplumun inşasının yavaşlamasına neden olacak. Ve ülke kendi arasında her zaman bir çekişme halinde olacaktır. Siyasetçilerin bazıları söyledikleriyle çelişebilir. Örneğin insanlara porsiyonlarınızı küçültün derken öbür taraftan 60 bin dolarlık bir çanta taşıyabilirler. Veya birleştirici olacaklarını söylerken insan haklarını çok rahat bir şekilde çiğneyebilirler. Çünkü iktidarda durmak için bir takım hakların çiğnenmesi gerekecek. Politikacı iktidarda kalabilmek için zenginlerle işbirliği yapabilir. Bu da tehlikelidir. Bir grubun oluşması, çünkü o grup artık onu iktidarda tutmak için her türlü hem finansal zemini sağlayacaktır hem de ekonomik durumu iktidara göre, yani birbirini tamamlayıcı bir işlev, yani bir iktidar yanlısı şirketokrasi diye bir yönetim oluşabilme ihtimali doğacak. Şimdi ve dolayısıyla bu şekilde şirketleri de koruyarak, şirketlerle de işbirliği yaparak aslında statükoyu da korumuş oluyor. Dolayısıyla statükoyu korumak bir siyasetçiye yakışmayacak en büyük hareketlerden birisidir. Çünkü hatırlayalım, İngiltere'de bu sanayi ilk dokuma tezgahlarında gelişmişti. Dokumalar çok seri üretim yapıyorlardı. Fakat terziler kazan kaldırdılar ve dokuma tezgahlarının üretilen yerleri yakıp yıktılar. Fakat daha sonraki süreçte bu dokuma tezgahlar sanayisi o kadar büyüdü ki İngiltere'yi aştı, bütün dünyaya yayıldı ve İngiltere çok büyük ekonomi getirdi. Şimdi statüko da böyle bir şey. Bugün mesela görüyoruz, taksicilerin bir takım korumasına gidiyor. Taksicileri şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir lobi oluşturmuşlar. Değişim varsa bu değişim bir şekilde olacaktır. Bu kaçınılmaz. Yani o daldaki kurumuş yaprak elbet bir gün düşecek. Yaz da olsa, kış da olsa düşecek. Fakat bu kurumuş dalları dallarda tutmanın hiçbir manası yoktur. Ve bunlar da terziler gibi gidecektir. Bakın oradaki dokuma tezgahı üreticileri nasıl bir anda yükselmişlerdi. Bugün mesela bizim kendi ülkemizde taksici lobisine maalesef bazı siyasetçiler boyun eğiyorlar ve işte bir takım uygulamalar var ve bu uygulamalara karşı yeterli kanuni düzenlemeleri almıyorlar. Bu da sıkıntı. Yani değişimin önünde duruyorlar, statükoyu koruyorlar. Bu da eğer bir gelişim varsa siyasetçi statükoyu, çünkü bunu korudukça aslında kendi çevresini koruyor demektir bize göre. Yani ülkeyi güncellemek, yani reform yapmak gerekecek. Yani değişim devamlı reform yapmayı, güncellemeyi gerektirecek. Nasıl ki bir telefon güncelleme alıyorsa, telefonda mesela 2010 yılındaki bir yazılımı kullanırsak eğer birçok işlemi yapamayacağız ve telefon hala harbi şekilde kullanmamız gerekecek ve dolayısıyla bu bizi yavaşlatacaktır. Aynı ülkedeki durumda böyle olacaktır. Bu bizi yavaşlatacak. Ama siyasetçi kendi tabanını hep değişimin kötü olduğunu öğütlemiş olursa, çünkü bir kitleyi elinde tutmak istiyor. Ben değişmedim demek istiyor. Dolayısıyla bunda aykırı bir şey söyler ve yaparsa yüzüne tüküreceklerini biliyor. Biz değişmeyeceğiz, değişmeyeceğiz diyor. Biz şunu diyoruz, şunu diyoruz. Fakat farklı bir şey söylüyor ve bu sefer millet diyor ki ulan bu ne dedi? Günümüzde bunun örnekleri var. Mesela bir milliyetçi parti geçenlerde yaptığı açıklamasıyla da çok ciddi bir siyasi polemikten öte bu toplumsal değişmeye aslında bir kapıyı sonuna kadar kırıp açmıştır diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi tabii siyasetçinin mutlak ve kesin konuşması hatırlıyor. Yani siyasetçi yakışmayacak. Siyasetçi değişime ayak uydurabilmeli. Hatırlıyor, bir zamanlar bir siyasetçi takım tutar gibi parti tutulmaz demişti. Bu dünyanın en büyük laflarından biri. Çok güzel, çok doğru bir laftı. Fakat bugünlerde bu şekilde böyle bir şeyi maalesef görmüyoruz. Doğru olan buydu. Takım tutar gibi kesinlikle parti tutulmaz. Eğer siyasetçinin arzuları, hırsları çok kabarırsa ve şeffaf olmazsa, yani bazı bir takım giderleri, siyasi giderleri, girdileri, çıktıları gizlerse artık halkı görmez olacaktır. Artık zirvede sadece iktidar için halkı görmez olacaktır. Çünkü iktidar hırsı için o kadar çok tepeye çıkmış olacaktır ki alttaki halkın sesi artık iktidara gelmeyecektir. Artık bu gidiş, bu şeffaf olmama, tüm güçleri elde toplama artık tek adamlığa doğru bir gidişi destekleyecektir. Tek adamlığın olumlu yanı yok mu? Aslında var. İşte bu kaos durumlarında, istikrarsız durumlarda çok ani, hızlı bir şekilde karar alıp tartışmalardan, oylamalardan, zaman kaybetmelerden artı bir zaman kazanabilir ve ülkenin bürokratik gecikmelerinden de maruz kalmadan planlarını uygulayabilir. Bu bir bakımdan olumlu yanına görebiliriz. Demokrasilerde dediğimiz gibi tartışmalar var. Oylamalar zaman alıyor. Bu gibi durumlarda hızlı kararlar alınmıyor demiştik. Mesela Güney Kore ve bunun ilk zamanlarında Güney Kore ve Singapur'un bu ilk daha çok otoriter yönetimle bazı ekonomik hizalara geldiğini görüyoruz. Fakat uzun dönemde birazdan göreceğiz tek adamlığın sıkıntıları ortaya çıkacaktır. Ancak bu tek karar verme durumu bir güç zehirlenmesine de neden olacaktır. Tek adam halkı görmez, hatta halka
taraftan çıkan sesleri tehlike olarak görmeye başlayacaktır. Diğerleri ve ötekiler olarak retorik ve hitabeti kullandığı için ve kendi tabanında bir takım ideolojilerle besleyip tuttuğu için artık ötekiler ve bizler olarak ayırdığı için diğerlerin sesi duyulmayacaktır. Ve bu karşı tarafı, yani diğerlerini artık isyankar ve hain gibi bir takım yaftalamalara sebep olabilir bir duruma getirebilir sevgili dostlar. Uzun vadeli mutlu umutlu bir ülke oluşmasını engelleyebilir. İnsan hakları, keyfi yargılamalar, parti devleti oluşabilir. Burada da farklı görüşte insanlar dediğimiz gibi hain olarak nitelenir. Bunlar ise aynı ülkenin çocukları. Yani diğer görüş, şu görüş gibi farklı görüşler olursa olsun bunları bir takım yaftalamalar, her iki grup içinde bu gibi yaftalamalar aynı ülkenin çocuklarını birbirine düşürecektir. Bizim araştırmalarımıza göre baktığımız zaman tek adamlığın kısa vadede işe yaradığı gözüküyor. Doğru, etkili gözüküyor. Uzun vadeye baktığımız zaman ise ülkenin yavaş yavaş bir çürümüşlüğe, bir enkaza doğru gittiği sonucunu görüyoruz. Siyasetçi yavaş yavaş hırslarına ve arzularına ve iktidar hırsına ve güç zehirlenmesine evrildiği için artık ne kadar para harcanıyor bu bilinmez oluyor. Halka istediği gibi vergi koyabiliyor. Farklı sesler bastırılabiliyor. Çünkü iktidar da kalması için farklı bir sese isyan olarak bakabiliyor sevgili dostlar. Tek adamlığın getirdiği farklı seslere karşı agresifleşiyor. Yani yeni fikirlerin, sanatların, bilimlerin engelleyebiliyor. Yani sadece siyasi hayat pratiklik değildir. Bunun bir de teorik yanı vardır. Yani halkın teorik olarak gelişmesinin, yani düşünsel olarak gelişmesinin bir yanı vardır. Sadece Roma İmparatorluğu'nun yaptığı gibi surlar, kaleler, yollar inşa etmesi değildir. Teorik bakımdan da gelişmesi gerekecektir. Bunu engellerse, yani bu ne demektir? Aslında özgür düşünce fikri engellemek demek. Halk iktidarın aldığı paranın nerede harcandığını bilmelidir. Halk devletten değil, devlet halktan korkmalıdır. Devlet halkın sahibi değil, halk devletin sahibi olmalıdır. Çünkü istendiği zaman vergisini veren, savaşta kanını veren ve ülkesi için çalışan halktır. Yani burada aslında halk ve devlet ayrımına gitmekten çok, yani esas olan halkın ve millet, vatandaşın olması gerekir ve halka o güven duygusunun verilmesi gerektiğini, bu güven nasıl verilecektir? İşte biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz şunlarla yaptık gibi sadece retorik ve hitabet yaparak insanların duygularını coşturacak sözlerden değil, verilerden de yararlanıp halka şeffaf biçimde aktarılması gerekiyor. Yine dediğimiz gibi vergiyi verenin de halkın olduğunu, kemer sıkanın da halkın olduğunu biliyoruz. Bunun sonucunda iktidarın kendisini düzenlemesi gerekiyor. Mesela Amerika'da bu kuvvetler ayrılığı çok keskindir ve iktidarın şahlanması halinde yargı hemen ortaya çıkabiliyor ve duruma el atabiliyor. Dolayısıyla iktidar artık denetlenebilir oluyor. Zaten geçmişteki meseleler de buydu. Mesela imparatorluklar istediği her şeyi yapabilir. Magna Carta'yı hatırlayalım. Vergi koymaya çalışıyordu. Savaşlara giriyordu. Risk alıyordu. Kumar oynuyordu kendi ülkesiyle. Savaşı kaybediyordu. Geliyordu. Kendi ülkesine vergiyi koyuyordu. Bu sefer ne yapıyorduk? Ulan biz niye bu kadar vergi verelim diyordu oradaki soylular. Bu sefer onlar da iktidara karşı geldiler ve Magna Carta'yı imzalamışlardı. 1255'lerde sanırım. Siyasetçi ve şirket ilişkine bakalım. Burası biraz daha ilginç. Bu genellikle Amerika'da olan bir durum. Dünyada da var. Çünkü siyasetçiyle şirket sahipleri birlikte adım atmaya eğilimler. Çünkü bir yanda istihdam var. İktidar sahibi, siyasetçi bir takım yine bir istihdamın olmasını, ekonomik refahın olmasını ister. Çünkü siyasetten iktidardan düşeceğini bilir. Dolayısıyla şirketlerle iyi geçilmesi gerekecektir. Fakat öyle bir durum olacaktır ki şirketler artık iktidar ve siyaseti ele geçirecektir. Burada da göreceğiz. Şirketler siyasetçilere kampanyalarına yardım yaparlar. Lobi oluştururlar. Özellikle bugünlerde Amerika'daki bu lobi faaliyetleri daha açık ortaya çıkıyor. Şirket lobi yaparak, para yardımı yaparak mesela Elon Musk, Trump'a inanılmaz yardımlar yap. Bill Gates, Harris'e inanılmaz yardımlar yapıyor. Bunun dışında yine şirketlerin hükümetlere yardım yaparak bir takım çıkarların, bir takım kanunların, bir takım bürokratik engellerin oradan kalkması için yarın öbür gün diyecek ki siyasetçi ya bir sana yardım yap. Ya o zaman işte önümüzde şöyle şöyle engel var. Bunu ortadan kaldıralım diyecek. Yani siyasetçiyle şirket arasında inanılmaz bir bağ kurulmuştur. Özellikle Amerika'da. Yani şirketler birçok kişiyi istihdam ettikleri için de ekonomik bir güce sahiptirler. Böylece hükümetler üzerinde güç oluşturabiliyorlar. Yani onlar şantaj yapabiliyorlar. Mesela hatırlayalım, Putin gelmeden önce Rusya'ya oligarklar hakimdi. Yani Putin geldikten sonra oligarkları biraz rayına oturttu ve Putin de artık yavaş yavaş tek adam oldu o süreçten sonra. Yani dolayısıyla iktidar bir şekilde ya şirketler ya siyasetçi tarafından ele geçiriliyor. Medya şirketleri yine halkı yönlendirebilir. Özellikle bugün çok açık görüyoruz ki İsrailli bazı iş adamlarının, medya patronlarının Amerika'daki
ki medyaya nasıl hakim oldukları, nasıl yönlendiklerini çok net görüyoruz. Bazı devlet kurumlarının şirketler tarafından ele geçirilmesi gibi, bu kurumların şirketler lehine çalışması gibi. Mesela Amerika'da ilaç ve savunma şirketleri, özellikle bunun bir sonra örneğini vereceğiz. İlaç ve savunma şirketleri lobicilik sayesinde ciddi paralar kazanmışlardır ve ciddi yer edinmişlerdir. Ve ilginç bir örnek vererek bitirelim. ABD'de senatör bakan olarak görev yapmış olan kişiler görevlerini bıraktıktan sonra ise bazı şirketlere giriyorlar. Orada yöneticilik yapıyorlar. Çünkü geçmişinde siyasi bir takım uzantıları var. Bir takım siyasi işbirlikleri var. Dolayısıyla hem şirketle hem siyasetteki pürüzlerin ortadan kaldırılması yönünde çok iyi rol oynuyorlar. Bunlar siyasi bağlantılarını da kullanarak şirketlerin önündeki engelleri kaldırabiliyorlar. Böylece şirket ve politikacı arasında çok yakın ilişki artık kurulmuş oluyor. Bu sisteme döner kapı deniyor. Yani revolving door deniyor. Siyasetçilik yapmış biri bırakıyor, emekli oluyor. Daha sonra bir şirkete bir yönetici, bir göreve başlıyor. Bakalım şurada örneklerine. Eski ABD Savunma Bakanı William Cohen Boeing firmasında yönetim kurulunda üye oluyor. ABD Hazine Bakanı, eski ABD Hazine Bakanı Robert Rubin City Group'ta yöneticilik yapmıştır. ABD eski senatöründen John Corzine Goldman Sachs'ta CEO olarak görev yapmıştır. Bakın görebiliyor musunuz? Şirket ve siyaset arasındaki ilişkiyi görebiliyor musunuz? Yani bu şekilde siyasetçi şirketlerle arasını bu kadar sıkarak serbest, bağımsız, özgür, halk yararına, halkın isteği, halkın asıl yönetenin halk olduğu bir iktidarda gerçekten halk yönetmiş olur mu orasını? Yani şirketler devamlı kar elde etmek isterler, bunu biliyoruz. Dolayısıyla bir yanda da halkın durumunu görüyoruz. Yani Amerika'da Michael Moore'un sağlık sistemi üzerinde bir belgeseli vardı. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Çok ciddi, çok çarpıcı bir belgesel olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak siyasetçinin dürüst olması çok zordur. Ama dürüst, kararlı siyasetçiler de vardır. Bunu tarih göstermiştir. Dünyada bunun örnekleri var. Ama siyaset, güç, arzu, hırs alanını daha çok kapsadığından erdemin üstün tutulduğu ülke adına iyi sonuçlar vermeyebilir. Yani siyasetçi arzu ve hırslarını daha çok önde tutarsa erdemli bir ülkenin kurulması zorlaşabilir sevgili dostlar. Yani diyebiliriz ki bir siyasetçi 20 yerde maaş almamalıdır. Bir siyasetçi kendi ülke vatandaşına hain dememelidir. Düşünenler değil 20-30 suç kayıtları olanlar hapse girmelidir. Bir ülkenin güvenlik ve asayişi sorunlu olmamalıdır. Bir ülkeyi zorbalık değil adalet ayakta tutar diyoruz ve vatandaşların eğitimine her şeyden çok önem verilmelidir diyoruz. Çünkü kendi kararlarını kendi verebilecek, arzularından daha çok akıllarıyla karar verebilecek bir duruma ancak eğitim sayesinde gelebilir diyoruz. Onun duygularının istismar edilmesine, onların hitabetle manipüle edilmesine ancak eğitim sayesinde önüne geçilebilir diyoruz ve siyasetçiden bu şekilde korunabilir diyoruz. Aristo'nun dediği gibi bir siyasetçi zenginlik ve güç peşinde koşmamalı. Tüm vatandaşların gelişmesi için koşullar yaratmayı, adaleti, istikrarı ve insanların erdemli ve tatmin edici yaşama fırsatını sağlamasını hedeflemelidir. Siyasetçinin asıl hedefi erdemli bir ülke inşa etmek ve barış ve huzur içerisinde bir ülke inşa etmek olmalıdır diyoruz sevgili dostlar. Evet şimdilik bu kadar diyelim sevgili dostlar. Değişim olacaktır. Her zaman her şey değişir. Acı günler de bitecektir. İyi günler de başlayacaktır. O iyi günler de bitecektir ve acı günler başlayacaktır. Bu bir döngü. Her zaman yaz olmaz. Elbet kış da gelecek, sonbahar da gelecek ama nihayetinde ilkbahar ve yaz da gelecek sevgili dostlar. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili dostlar.